Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün çok süslü bir tarifim var sizlere. Tam ıspanağın mevsimiyken çok gösterişli bir tarif olacak. Hep beraber yapımını izleyelim. Bir yemek kaşığı kuru mayamızı yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir çay bardağı ılık sütümüzü üzerine ilave ediyoruz. Ve 2 yemek kaşığı toz şeker. Güzelce şekerimiz karışana kadar, eriyene kadar mayamızla sütümüzle karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 2 adet yumurtamız var. 1 çay bardağı ıspanak püremiz var. Ispanak püresini nasıl yaptım? Ispanak yapraklarını sadece hiç bekletmeden kaynar suya sokup çıkardım. Sonra buzlu suya soktum rengini kaybetmesin diye. Sonra blenderdan geçirdim ve püre haline getirdim. Süzdüm arkadaşlar, süzerek yaptım. Kaynatmanıza gerek yok. Üzerine 100 gram tereyağımız var. Böyle hafif erimiş bir tereyağı olacak. Tereyağımızı ilave ettikten sonra unumuzu ve tuzumuzu ilave ettikten sonra karıştırmaya başlayalım. Kıvamlı, özlü, güzel bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu şöyle elimizle güzelce pürüzsüz bir hale getirdikten sonra bir mayalandırma işlemine geçeceğiz. Üzerini örterek yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanmayı gönderiyorum. Benim biraz acelem vardı. Ne kadar çok mayalanırsa o kadar güzel olur. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Ben çok fazla mayalandıramadım. Çünkü çok yoğunum. İstanbul içi sipariş alıyorum. Buradan da herkese duyurulur. Her türlü organizasyon işlerini, ikramlarını alıyoruz. Bir catering sayfası açtım Instagram'da. Siparişlerimizi oradan alıyoruz. O yüzden oldukça fazla yoğunum. Ramazan'da bomba gibi tatlı tarifleri gelecek. Yemek tarifleri gelecek. Sadece tatlı değil. Benden istediğiniz şeyler nelerdir? Onları da mutlaka bana bildirin. Ramazan için şimdiden stok etmeye başlıyorum, video stoğu. Sizin istediğiniz tarifleri çekeyim, hazırlayayım. Mutlaka söyleyin, yazın yorum bölümüne, çok mutlu olurum. Bezelerimizi, hamurumuzu böldüm bezelere. Bu şekilde. Yani benim gibi yapmak zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Tek tek de yapabilirsiniz bu tarifi. Ben kek kalıbında yaptım ama illa böyle olacak diye bir şey de yok. Ama böyle yapmak isterseniz zaten hamurumuzu şöyle açalım. Dikdörtgen olsunlar. Beyaz peynirimizi ilave ediyoruz. Ve keseceğiz. Böyle bir aparatım varmış. Vallahi ben de yeni gördüm. Hani evde duruyormuş, yeni gördüm. Onu kullanayım istedim bu sefer. O kadar çok evde aparat var, alet, hırdavat var ki mutfakla alakalı. Ne nerede diye bile şaşırıyorum. Bulamıyorum çoğunu da. Sonrasında aa bu da mı varmış diye diyorum. Yani aslında bulamıyorum dedim, yani çok fazla olduğu için karıştırabiliyorum hepsini. Yani sistem basit bu şekilde. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Kek kalıbımızın etrafına sara sara kalıbımızı dolduracağız. Bu şekilde. Dikkat edin şekilleri bozulmasın. Çünkü hani güzel bir görüntü olmuyor sonrasında. Ha, bir de bu ıspanaklı tariflerle alakalı sizlere bir püf nokta söyleyeceğim. Fırına koymadan önce, pişirmeden önce mutlaka alüminyum folyo sarın. Kek kalıbınızın dışına. Diyeceksiniz ki sizi niye sarmadınız? Evde yoktu yani, hani ne yalan söyleyeyim. Hani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evde olmadığı için benimkinin rengi biraz daha farklı olacak. Şimdi göreceksiniz zaten. Ama alüminyum folyo sararsanız kek kalıbının dışına şöyle iki sıra şeklinde sararsanız renginde hiçbir şekilde değişiklik olmayacak. O püf noktasını sizlere söyleyeyim. Evet.
Evet, yapması çok zevkli ya. Ben çok keyif alıyorum. Böyle renkli şeylerde çalışmayı da keyif alıyorum. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlıyorum. Şimdi ortasına bir çiçek yapacağım. Yine aynı hamurdan böyle çay bardağı nazıyla kestim. Ortasına yerleştirdim. Şimdi üzerine yumurta hiç ilave etmiyoruz. Sadece biraz sıvı yağ ve bir yemek kaşığı süt ilave edip tarifimizi pişirdik. Yani dediğim gibi benim gene rengi biraz açık oldu. Emin olun folyo sararsanız öyle olmayacak. Ama o kadar lezzetli oldu ki böyle içi. Bakın yani ben çok da anlatmayayım isterseniz siz görün. Yani benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Mutlaka hani tek tek de yapabilirsiniz. Bakın o kadar lezzetli oldu. Böyle tel tel açıldı. Yumuşacık oldu. Çok lezzetli. Yani denemenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonraki tarifim çok güzel farklı bir tarif hazırladım. Onu da sizlere sunacağım. Bu kadar aralık vermeyeceğim ama hemen sizlere sunacağım. Yarın veya öbür gün mutlaka yayında olacak. Ama bomba bir tarif. Herkesin favorisi olacak. Ramazan'da, bayramda herkesin evinde olacağından eminim. Tarifimiz bu şekilde arkadaşlar.